Tamam mıyız? Evet değerli basın mensupları iyi mesailer diliyorum. Her zaman olduğu gibi sizlere sağlık diliyorum, huzur diliyorum. Eğer bulabilirsek tabi huzuru diliyoruz. Eee Gezi davasının gerekçeli kararı açıklanmış. Ben daha bakamadım işin doğrusu ama tabi bakmaya da çok gerekli duyar mıyız ee, bilmiyorum. Şunun için. Bir ülkede hak arama yerleri hak yeme yerine dönüşmüşse artık o ülkede adaletten bahsetmek söz etmek mümkün değil. Gezi davasıyla ilgili ve diğer davalarla ilgili olarak Türkiye'de adliye için, mahkemeler için, yargı için şunu söylemek çok mümkün. İki tip hakim ve savcı var. Bir tip var ki bunlar sarayın vesayetine, basıncına teslim olmuş boyun eğmiş sarayın talimatlarını yerine getiren infaz memuru gibi gladyatör gibi giyotin gibi çalışan yargı mensupları maalesef var. Bunu söylerken de üzülerek söylüyorum. Bir tip hakim savcımız var ki çok şükür her şeye rağmen sarayın basıncına, baskısına vesayetine karşı vicdanı arasında kalan ve her şeye rağmen vicdanının sesini dinleyen, dinlemeye çalışan ve buna direnen hukuk normları çerçevesinde karar vermek için bütün baskıya rağmen çabalayan hakim ve savcıların olduğunu da biliyoruz. Gezi davasında verilen kararı uzun uzun burada tekrar etmeyeceğim. Ama bildiğiniz gibi Osman Kavala'yı şimdi beraat ettiği bir konudan tutup daha önce beraat ettiği bir başka konudan dolayı müebbet hapis cezasına çarptırmak bence olsa olsa bir hukuk garabetidir. Orta yerde ne var? Hukuksuz delil bile yok. Hani hukuksuz, hukuksuz bir delil olur deriz. İşte bu işkenceyle alındı, şöyle oldu, böyle oldu. Bu bile yok arkadaşlar. Ortada sahte delil var. Gizli tanık var. Tümüyle suç üre, suçla, suç işleyerek yalandan delil sayılabilecek belge üretme işi var. Böyle olduğu zaman... Ortada diyoruz ki bu dava bakımından Erdoğan'ın daha önce kamuoyuna yaptığı açıklamalarda dikkate aldığımızda Erdoğan'ın gölgesi var, Erdoğan'ın manevrası var. Bir manevrayla tahliye edilip, beraat ettirecekler derken kendisi daha büyük bir manevra ve manivela kurarak böyle bir cezalandırma girişiminde kendince böyle bir intikam, hırs, kin e, güdüsüyle bir e, hüküm, ortaya koydu. Bu Kavala'ya casus deyip tutukladıktan sonra casusluk yokmuş demek bir yargı kararı değildir. Bu bir edep dışılıktır. Bunu da kabul etmek mümkün değil. Hiç şüphesiz bu karar 13 ağır cezan aldığı bu karar e, üst mahkemelerde yeniden görülecektir. Ve umarım ve dilerim ki üst mahkemelerdeki hakimler sarayla vicdanlar arasında bir tercih yaparken vicdanlarının ve hukuk normunun hukuk normlarının e, sesine göre hareket edeceklerdir. Bu dava kimse yıldırmaz. Ne Gezi davası, ne Ekrem İmamoğlu davası, ne Canan Kaftancıoğlu davası Türkiye'de muhalefeti ne yıldırır, ne sindirir ne de susturur. Muhalefet bir adım geri atmaz. Muhalefet yanlışları söylemeye, muhalefet ihaneti söylemeye, muhalefet haksızlığı, hukuksuzluğu dillendirmeye eskisinden daha yüksek bir refleksle ve eee tepkiyle devam edecektir. Beyler yeni bir fikir ortaya attılar. Kiraları yüzde yirmi daha fazla arttıramaz kimse diye kanun teklifi meclise getiriyorlar. Böyle bir hazırlık içindeler. Kiraları yüzde yirmi sabitleyeceğiz. Buna güler miyiz? Ağlar mıyız? Bilemem. Ama 20 senelik beton ekonomisinin iflasının belgesidir bu. Yabancıya konut satışının Türkiye'de kiracı ev sahibi ilişkisini getirdiği noktanın belgesidir. Ve bu tablo hem ev sahibini hem kiracıyı mağdur eden konut sahibini ve kiracıyı mağdur eden bir tablodur. Şimdi Erdoğan bir şey sabitleyeceksen Bırak vatandaşın sahip olduğu binanın, konutun, iş yerinin kirasını sabitlemek için kanun çıkarmayı, sen kendi yaptığın zamları sabitle. Doğalgazı sabitle, mazotu, benzini sabitle, elektriği sabitle ve bu tartışmalar Türkiye'de hiç yapılmasın. Beyefendi doğalgazdan gübreye, elektrikten akaryakıta olağanüstü yüzde dört bulan zamları yapıyor ve Burada sabitleme aklına gelmiyor. Vay efendim 2023 Temmuz'a kadar kira artışlarını yüzde yirmi beşle sabitleyeceğiz diyor. Bu savaş halinde olabilecek işlerdir. İkinci Dünya Savaşı'nda bunun bir örneği yapıldı. Ama Türkiye'de benim bildiğim bir savaş hali yok. Hal böyleyken bu sabitleme mantığı kendi kusurunu, kendi suçunun bedelini ev sahiplerine çektirme. Konut sahiplerine çektirme mantığıdır. Tekrar çağrı yapıyorum. Evet, kiracılar çok mağdur. E, yüksek enflasyondan dolayı konut sahipleri de çok mağdur. Bunun bu mağduriyetin tek sebebi var Recep Tayyip Erdoğan. Ve bu kayıt dışılığa yol açar Erdoğan. Kimse senin sabitlemene göre eee bu işe uymaz. Tahliye davaları patlar Türkiye'de ya da kayıt dışı olarak Bina sahibi der ki ben sen bana 10 bin lira vereceksin ama resmen 7 bin lira almış gibi işlem yapacağım der. Mağdur gariban kiracı da buna uyacak. Türkiye'yi bu yolda yöntemle kayıt dışılığa teşvik eden bir kafayla da maalesef karşı karşıyayız. Tekrar çağrı yapıyorum. Kira sabitleme işini bırak. Akaryakıta, elektriğe, doğalgaza, gübreye vesaire bu fiyatları sabitle bize yeter. Gölge etme aslında Türkiye ekonomisine Erdoğan gölge etmese bu yaşadığımız konuştuğumuz sorunların yüzde seksenini bugün konuşuyor olmayız. Değerli arkadaşlar sağlık çalışanları ile ilgili bir paket şu anda e, bugün e, sağlık e, komisyonunda tali komisyon olarak görüşülecek. Sonra da plan bütçede görüşülecek. Daha dün gibi altı ay önce bir Aralık günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir teklif getirdiler. Biz de yetmez ama olur evet dedik. Sağlık çalışanlarımıza yönelik bir mali iyileştirme yapıldı. Üç gün sonra, üç Aralık'ta sabah cuma günü meclisin çalışmadığı bir gün olmasına rağmen toplandık. Tabip dışı sağlık çalışanlarına da bir katkı yapalım dediler. Olur dedik. Meclisi topladık. Meclise kürsü arkasında geldi bakan, bürokratlar. Ya biz bunu geri çekiyoruz sonra hepsini bir yapacağız. Yanlış yapmışız dediler. Bu bir sürü sağlıkçıyı umuda, Umut bağlı umut verip ondan sonra hayal kırıklığı yarattılar Ve aradan altı ay geçtikten sonra Yeni bir paketi güya sözde sağlık çalışanlarıyla ilgili bir iyileştirme adı altında Şu anda meclise getirdiler Aralıkta Döner sermayeden Yüzde 450 oranında pay vereceğiz Artış yapacağız demişlerdi şimdi mecliste görüşülen teklifte bu yüzde 450, yüzde 265'e düştü. Hani bunlar Türkiye'yi terk eden doktorlar için giden gitsin diyordu ya. Şimdi anlıyoruz ki daha ne bekliyorsunuz? Hemen gidin diyorlar doktorlar. Ve sağlıkta vahim bir tablo yaşanıyor. Ankara'nın Mamak ilçesinde oturan bir vatandaş randevu istediğinde, randevu sisteminden... Haymana Devlet Hastanesinde vatandaşa randevu veren bir sistemle karşı karşıyayız. Ya da Çankaya'da oturan, Yıldız'da oturan bir vatandaş randevu istediğinde, randevu sistemine girdiğinde Ankara'nın 130 kilometre ötesinde Polatlı Devlet Hastanesinde vatandaşa randevu veriliyor. Doktor yok. Türkiye'nin bazı illerinde, bazı illerinde genel bir tek genel cerrahın olmadığını biliyor musunuz arkadaşlar? Bir tek genel cerrah yok. Ee, arkadaşlar söyledi, Uludağ Üniversitesi o, çocuk onkolojisi kapandı. Doktor yok. O branşta uzman yok. Sağlık sisteminin geldiği hale bakın. Yani kavimler göçü var da şimdi hekimler göçü başlattınız Türkiye'de. Bu ayıp size yeter. Yani Allah'tan korkun diyorum. Kuldan utanmadığınızı biliyorum. Yani vatandaşlara karşı ahlak sınırlarını zorladığınızı bildiğimiz için artık Allah'tan kork, kuldan utan demiyorum Erdoğan'a. Allah'tan kork. Allah'tan kork. Bu tabloda bugün meclise gelen teklif sağlık çalışanları için, doktorlar ve diğer sağlık çalışanları için tam bir hayal kırıklığıdır tam manasıyla kelimenin tam karşısı karşıtlığı karşıtı olarak bir alay etme teklifidir. Doktorlarımızla bugün meclise gelen teklif doktorlarımızla alay etmekten başka hiçbir şey değildir. Bunu da kabul etmek mümkün değil. Cumhuriyet Halk Partisi söylüyor, geç de olsa yapıyorlar. 3600 ile ilgili dilimizde tüy bitti. Bir açıklama yaptılar. Kanun ete kemiğe bürünmüş değil biz görmedik. Gelecek şüphesiz gelecek. Burada <laughs> şu uyarıyı peşinen yapalım. Kamu içerisinde farklılıklar, standart, mevki, işte yardımcı hizmetler sınıfı, genel idari hizmetler sınıfı, şeflerin durumu ayrı, uzmanların durumu ayrı. Niye? Şu mecliste her hafta maddelerce sayısız madde içeren kanun çıkarır iken 1965 yapımı 657 sayılı devlet memurluğu kanunu niye bir el almıyoruz kardeşim? Aynı birim içinde aynı okulu bitirmiş şef görevinde olan birisi bunların getirdiği mantıkla farklı bir kat sayı alacak, ek gösterge alacak. Uzman statüsündeki birisi farklı ek gösterge alacak. Bu caiz mi? Tahsil aynı, hizmet yılı aynı park devam edecek. Biz 3600'ü kayıtsız şartsız elbette biz de söyledik. Doğrudur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ısrarlı e, talebi ve takibi sonucu geliyor ve ama şimdiden uyarmayı bir görev sayıyoruz. Hakkaniyet ve adalet içinde gelmelidir. Adaletsizlik barındırmamalıdır. Kanun meclise geldiğinde hiç şüphesiz maksimum adalet için Cumhuriyet Halk Partisi olarak Azami gayreti de göstereceğiz ve şunu soruyoruz bunu açıkladılar kanun gelecek efendim yürürlük tarihi 1 Ocak 2023 neden niye daha haziranın başındayız biz bu kanuna destek de vereceğiz gelin getirin çıkaralım ve temmuz 1 temmuz itibariyle geçerli yapalım elinizi tutan ne? Efendim bunun için ek bütçeye ihtiyaç var. Buyurun getirin kardeşim. Buyurun getirin. Ek bütçeye ihtiyaç var ise ki bir sürü meselede siz ek bütçe getirmeniz gerekirken getirmeden böyle artışlar yaptınız. Hadi bunda yap getirmek istiyorsanız buyurun getirin. Ama 3600'ü daha fazla bekletmek, Ocak 2023'e e, uzatmak bu da insanların umutlarıyla oynamaktır. Buradan çağrı yapıyorum kanunu hazırladığınızla ilgili bilgilerimiz var. Getirin ise ek bütçe kanun teklifinizi de getirin. Cumhuriyet Halk Partisi olarak katkımızı verelim ve bunu bir an önce yasalaştıralım diyorum. Değerli arkadaşlar Nurettin Bey, Hazine ve Maliye Bakanı Işıltılı Bakanımız geçenlerde herkesi kara kara düşündürmesi gereken bir laf etti. Eee şöyle dövizi düşürmek için yüksek faiz artış yapabilirdik. Ama o zaman Üretim bundan olumsuz etkilenirdi, biz bir yol ayrımına gittik, enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Yoksa enflasyonu düşünmek için çok sert tedbirler alabilirdik falan filan deyip gitmiş. Ve sonra demiş ki, bu sisteme e, kur korumalı TL'ye geçerek de bir yandan doları frenledik, ona biraz sonra değineceğiz. Diğer yandan da üretimi ve büyümeyi tercih ettik. Sayın Nebati sen üretimi ve büyümeyi tercih etmedin. Sen Türkiye'de bir avuç mutlu azınlığın huzur ve refahını tercih ettin. Kendisi de bunu itiraf etmiş zaten. Bu sistemden dar gelirler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kar ediyorlar, bankalar demeyi unutmuş burada. Çarklar dönüyor diyebiliyor. Maliye bakın. Yani mealen şudur AK Parti tercihini zenginden yana yaptı. Enflasyon artsın diyor beyefendi. Ne uğruna? Ne uğruna enflasyon artsın diyorsun? Kur korumalı mevduat. Şimdi anlatacağım. Ne uğruna? Neye yaptın? İki milyonluk ev alana kredi vermek neyin uğruna? Neyin çabası? Ve hazin arazilerini şimdi peynir satar gibi hazin arazi satmaya başladılar. Ne uğruna? Bütün bunlar akıl dışılıktır. Ve hatta ahlak dışılıktır. Ve vicdansızlıktır akıl dışılıkla ilgili bunların yaptığı iş ve işlemler bakımından şunu merak ediyorum ve soruyorum. Ya bir ülke büyüyorsa hep birlikte büyünür. Bir ülke küçülüyorsa hep birlikte küçülünür. Bir sıkıntı varsa hep birlikte çekilir. Bir ferah refahlık refah durumu varsa hep birlikte paylaşılır. Hayır. Böyle değil arkadaşlar. Değerli vatandaşlarım böyle değil. Sen inim inim inliyorsun. Bak bu yılın ilk dört ayında ilk dört ayında Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Bankalar, Türkiye'nin bankaları ne kadar kar etmiş biliyor musunuz? İlk dört ayında yüzde 374 kar artışı var. Yüzde 374 bankaların nasıl olacak bu? Banka kar ediyor, vatandaş zarar ediyor. Merkez bank nasıl kar ediyor banka? Söyleyin. Bankaları, bankaların sahiplerini besleyen beşli çeteye çalışıyor diyoruz hep. Evet, beşli çete var. Bir cebinde bir yanında bir yanında da banka patronları var. Arkadaşlar. Değerli vatandaşlar. Faiz faiz Nas'dan bahsediyorsun? Evet Merkez Bankası politika faizi yüzde on dört. Banka patronu ne yapıyor? Değerli vatandaşım biliyor musun? Devletin Merkez Bankası'ndan yüzde on dörtle parayı alıyor. Sana yüzde yirmi sekize satıyor. Sana devlete de satıyor. Devlete de yüzde yirmi yediden satıyor. Hele enflasyon endeksi borçlanmada Merkez Bankası'ndan yüzde on dörtten aldığı parayı bankanın patronu devletimize yüzde yetmişe satıyor ya. Bu nasıl bir akıl? Bu akılsızlıkla bile izah edilemez. Beşli çete ya yol geçiş garantisi veriyorsun, süre uzatımı veriyorsun, maliyet artışı veriyorsun. E banka patronlarına yüzde on dörtten parayı veriyorsun, yüzde yetmişten geri alıyorsun. Bunu bana çıksın. Maliye Bakanımı kim izah edecekse Erdoğan hariç. Birisi izah etsin. Millete izah etsin. Aziz vatandaşım senin paranı 14'ten banka patronuna veriyor. Banka patronu sana senin paranı yüzde yirmi faizle veriyor diyorum ya. Bundan vahim bir durum olabilir mi arkadaşlar? Ve kur korumalı mevduat. Üç hafta önce nöbetçiydim burada basın toplantısı 1 milyon lirasını dövizden bozdurup TL'ye çeviren bir vatandaş 3 ay sonra 1 milyon 169 bin lira alır demiştim 3 hafta önce. Bunun 35 bin lirasını banka verir, 134 bin lirasını sen verirsin vatandaşım sen verirsin. Senin cebinden çıkan parayı devlet veriyor, zengine dedim. 3 hafta geçti, bak tablo nereye geldi değerli vatandaşlar. Şimdi bugün 8 Haziran. 3 ay geri gidiyoruz. Yani 7 Mart 2022'ye gidiyoruz. Tuncay Bey 1 milyon lirayı dövizi bozdurup TL olarak bankaya yatırdı 7 Mart'ta. 7 Mart'ta 3 ay önce. Bugün 8 Haziran 3 ay doldu. Bugün banka Tuncay Bey'e 1 milyon hani 3 hafta önce 1 milyon 169 verdi demiştim ya bugün 1 milyon 197 bin lira veriyor. Banka 35 bin lirasını veriyor yine. 3 hafta önce de 35 bin o. Ama 3 hafta önce 1 milyon 169 veren banka bugün Tuncay Bey'e 3 aylık bu faiz için 1 milyon 197 bin lira verdi. Verdi. 7 Mart'ta para yatırana verdi. Nedir? 35 bini bankanın normal o vatandaştan alıyor yüzde ona, öbürküne satıyor yüzde yirmiyor. Bankacılık sistemi falan filan. Onun için de kar 374 yüzde. Aradaki 162 bin lira Tuncay Bey'e ödenen 162 bin lira kirasını ödeyemeyen vatandaşın pazardan çürük domates toplayan vatandaşın parasıdır. Tarlada öküzü haczedilen traktörü haczedilen çiftçinin parasıdır. Küçük esnafın parasıdır. Memurun parasıdır. Emeklinin parasıdır. 160 2 Evet 162 bin lirayı beyefendiye verdik. Zengini daha zengin etmek için. Zengini korumak için fakiri yok eden bir sistemin adıdır Recep Tayyip Erdoğan. Hiç kusura bakmasın. Bu akılla falan da izah edilemez. Şimdi bugün 20 Aralık Taki kurup yakaladık. Hani bu meşhur kur korumalı mevduat kararının alındığı o meşhur 20 Aralık gecesi yok mu? Niye bu kur korumalı mevduat işine girdik? Girildi. Dolar 17.47 idi. 17.47 Merkez Bankası'nın kapanış kuru idi. 6 ay önce 20 Aralık'ta kur korumalı mevduat diye bir ucube sistemi getirdiler. Neydi maksat? Doları aşağı çekmekti. Peki aradan beş buçuk ay geçti. Bugün dolar kaç lira kardeşim? Bugün dolar 17.13'tü. Arttı mı? Belki artmıştır. Aynı. 20 Aralık gecesine döndük. Peki Tuncay Bey'e niye 162 bin lira para veriyorsun kardeşim? Alması gereken normal şartlarda 35 bin lira, 1 milyon lirasına karşılık 3 ay sonra niye 100 ilave 162 bin veriyorsun? Kimin parasını veriyorsun? Türkiye'nin Türgev'in Türgev parasını vermiyorsun. Ensar'ın parasını vermiyorsun. Beşli çetenin parasını vermiyorsun. Bankaların ettiği kardan vermiyorsun. Banka pat patronları karına kar katmış. Bu yılın ilk dört ayında bir banka geçen yıl bir yılda ettiği karı şimdiden etti. Bu şu demek. Yani bankalar geçen yıl ettiği karın üç katı kar edecek bu yıl. Banka banka çalışanı değil. Bankaya gidip o veznedeki çalışanı zannetmesin kimse. Bankanın patronu edecek. Kamu bankaları da belki bunu edecek ama kamu bankaları sürekli beş aktardığı için onlar görev zararıyla durumu kapatabilir. Peki bu kabul edilebilir mi kardeşim? Şimdi bağırınca bağırdı oluyor. Sinirlenince sinirlendi oluyor. Ama biz sinirlenince küfür etmiyoruz tabii. Olmaz ama. Olmaz. Teknik olarak enflasyon yok. Fiili hayat pahalılığı var. Beyefendinin son yeni ifadesi. Bu şu, bu şu demek. Bizim standartlarımız bu. Ama siz standart dışısınız diyor. Bizim sistemimiz bu. Biz bir avuç insana çalışıyoruz. Türkiye'nin çoğunluğu bizim standartlarımızla meş da arasında yok diyor. Teknik olarak enflasyon yok ne demek ya? Ne demek? Dünyada Türkiye'den daha yüksek enflasyona sahip beş ülke var. Ben bir tek Arjantin'in yerini ve adını biliyorum. Diğerlerinin adını ve yerini bilmiyorum ya. Bilmediğimiz küçük küçük ülkeler. Beyefendi diyor ki teknik olarak enflasyon yok, fiili hayat pahalılığı var. Yoksulluk sınırı 19600 lira. Açlık sınırı 6018 lira. Bu şu demek? Erdoğan diyor ki 80 milyon insanın benim için bir önemi yok. Onlar için yoksulluk ilahi bir kader. Yoksulluk kader değildir. Ama benim için 4 milyon önemli diyor. 4 milyonun sefası için 80 milyon cefa çeksin diyor Recep Tayyip Erdoğan. Biz de diyoruz ki 80 milyonun huzuru için senin ve yandaşlarının yakasına yapışacağız. Millette sandıkta seni alaşağı edecek kararlılık içerisinde. Vatandaşın yastık altındaki birikimine de göz dikmiş. Fakat Erdoğan gözden kaçırdığın bir şey var. Deniz bitti. Onun için gemileri karadan yürütürüz diyordunuz ya. Vatandaşın da yastık altında bir şey kalmadı haberin olsun. Millete kefen parasını bozdurdun Erdoğan. Millet alyansını bozdurup evine ekmek almaya çalışıyor Erdoğan. Haberin yok herhadesin. Birkaç kuyumcu dostunu çağır da Fatih'ten, Çankaya'dan, nereden çağıracaksan, Keçiören'den bir sor bakalım. Kuyumcular bu ara ne iş yapıyor bir sor bakalım vatandaş patır patır alyansını 20 yıllık, 30 yıllık, 10 yıllık alyansını bozduruyor. Çocuğuna süt, çocuğuna bez, evine ekmek, evine konserve, evine makarna alıyor. Türkiye'yi bu hale getirdiniz. Ayıptır. Ve milletin gözünün içine baka baka, baka e, enflasyon yok demek hangi mantıkla izah edilebilir? Hangi akıl dışılıktır? Bunu da anlamış değilim. Ve <laughs> Merkez Bankamızın şu kadar parası var işte vatandaşın yastığının altında şu kadar para var diyor. Bunun hesap hataları hatada değil de hesapsızlıkları çok meşhur. Erdoğan adamlarına söyle. Vallahi de billahi de yemin ederek söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Bankası Merkez Bankası eksi 53 milyar dolarda bırak paranın varlığını eksi 53 milyarda 40 milyarlık bir altın var. E 153 milyar dolardı borç var. 153 milyar dolar borç var. Nasıl olacak? Yastık altında da bir şey kalmadı. Velasıl kuruttun Erdoğan, kuruttun. Ve hep söylüyorum. Erdoğan milletin kendisine aç bıraktığı için kızmasını istemiyor. Bunlara küfür edeyim, kızarlarsa da öyle kızsınlar diyor. Bu kafaya, bu akıl dışılığa, bu ahlak dışılığa gelmiş bir devlet yöneticisiyle, yürütme organının başıyla karşı karşıyayız. Değerli arkadaşlar, Erdoğan'ın getirdiği Türkiye şudur. Yıl 2002. Bir devlet memuru emekli olduğunda aldığı ikramiye ile bir ev alabiliyordu. Bir devlet memuru, devlete 25 yıl, 30 yıl neyse çalışmış bir devlet memuru emekli olduğu zaman tam olarak 625 çeyrek altın alıyordu emekli ikramiyesiyle. Erdoğan Hesabı yapalım şimdi. Senin şu meşhur simit hesabın gibi. Şimdi 3600 geliyor ya. 3600'de emek memurların emekli ikramiyesi artacak ya. Artmış halini söylüyorum. Yani artmamış halini söylersem zaten yani herhalde sen de şok olurdun. 3600'ün geldiğini varsayıyorum. Memurlarımızın emekli ikramiyesinin arttığını 3600'e göre varsayıyorum ve söylüyorum. Şu anda 2002'de emekli ikramiyesiyle 625 altı çeyrek altın alan bir devlet memuru 3600 geldikten ve emekli ikramiyesi 40 bin lira arttıktan sonra 105 tane çeyrek altın alacak. 625 altı çeyrek altın nire, 105 çeyrek altın nire. Beyefendi hep böyle nire der. Soruyorum şimdi. 625 altı çeyrek altını 105 çeyrek altına düşürdün Erdoğan. İster opla ister zıpla. Senin bu yaptığın adı vatana, ekonomiye, vatandaşa ihanettir. Vatandaşın cebinden çalmaktır. Vatandaşın sofrasına el uzatmaktır. Bunu yapma. Şimdi arkadaşlar çözüm çözüm noktasında mesele tercihle ilgilidir. Bizim tercihimiz beşli çete değil, banka patronları değil. Bizim tercihimiz Türkiye'de tuzu kuru 4 milyon değil. Bizim tercihimiz Türkiye'de cefa çeken, eza cefa çeken 80 milyondur. Biz tercihimizi beşli çeteden, banka patronlarından, vakıflardan yana değil, 80 milyondan yana kullanacağız. Ve devleti talan, yağma, soyguna değil, ahlak ve adalete ve liyakate teslim edeceğiz. Mesela biz şunu yapmayacağız. Bayındırlık birim fiyatı 7 lira 90 kuruş olan elek, bir metre elektrik borusu için beşli çeteye yandaş müteahhite 2.209 lira ödemeyeceğiz. 7 lira nere? 2.200 lira nere? Erdoğan, çık bunları vatandaşla paylaş. De ki Engin Altay yalan söylüyorsa de, söyle öyle söyle, yalan söylüyor de, tabii ki bunu da söyleyemezsin. Eylül 2021 Faiz sebep, enflasyon sonuç dedin Eylül 2021, Ekim, Kasım, Aralık 2021'de duvara tosladın. Dolar 17.5 gördü. 20 Aralık'ta kur korumalı mevduat dedin. 20 Aralık'ta, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, 5 ay geçti. Dolar 20 Aralık'taki seviyesine bir daha geldi, bir daha tosladı. Ne kadar meraklısın duvara toslamaya. Yani senin fantazin, senin kihanetin, senin cakan uğruna Erdoğan milleti kurban ettin. Ekonomiyi kobay yaptın ve batırdın. Tek kelimeyle batırdın. Bu beceriksizlikle izah edilemez. Bu akıl dışılıktır. Ve akıl dışılık ahlak sorununu da beraberinde taşıyor. Hala Türkiye'nin kadınları senden bir özür bekliyor. Ben şunu kastettim de diyemezsin. Bir cumhurbaşkanı kimseye küfür edemez. Şunu kastettim, bunu kastettim de bu iş olmaz. Çıkacaksın, kastımı açtım, özür diliyorum diyeceksin. Kimden? Bütün Anadolu kadınlarından. Anadolu kadını bunu bekliyor. Bunu niye yapıyorsun? Şunun için yapıyor herhalde arkadaşlar. Hep söylüyorum. Bunu sık söyleyeceğim. İtibarı kaybeden nezaketi kaybeder. İtibarını kaybettin, nezaketini kaybettin, küfürbaz oldun. Gücü kaybeden kontrolü kaybeder. Gücünü kaybettin, ekonominin kontrolünü tamamen elinden çıkardın. Kimin yönettiği de belli değil. Velhasıl Türkiye'yi hak etmediği bir noktaya getirdin. Şu cümleyle bitirelim. Al, bizi kıskanan Almanya'da asgari ücret arttı ama Ekim'den geçerli olacak. Şu anda artmamış haliyle Almanya'da asgari ücret 1300 euro ve Almanya'daki asgari ücretle e, vatandaş 109 kilo et alabilirken bizim vatandaşımız asgari ücretle 66 kilo et alıyor. Almanya onun için bizi kıskanıyor. Kıskanıyor. Ve Almanya'da asgari ücretle vatandaş 1 ton 92 kilo un alırken bizde 270 kilo alabiliyor. Son örnek Almanya'da bir asgari ücretli 670 litre benzin alabilirken asgari ücretin tamamıyla bizde 160 litre benzin alabiliyor. Bir asgari ücret iki depo benzin fiyatına geldi bu ülkede. Allah bu ülkenin sonunu hayretsin. Allah Türkiye'yi kötü yönetimden bir an önce kurtarsın diye bitirmek istiyorum. Çok teşekkürler arkadaşlar. Şemal abim gelmiş. Bunların biz bunların bazı yalaka okul müdürlerinin İzmir Marşı'nı yasaklattığı dönemleri de siyasi marştır diye yasaklattığı dönemleri de biliyoruz. İzmir Marşı'na kendilerine ait hissetmelerinden memnun olurum. Ama İzmir Marşı'nın Kayseri'de bu kadar büyük bir coşkuyla söylenmesinin kendilerinde yarattığı rahatsızlık da gözlerden kaçmıyor. Türk gençliği atasına ve atasının kutsal emaneti cumhuriyetine sahip çıkmaya, cumhuriyete kast edenlere karşı dik durmaya ve mücadele etmeye devam edecekler. Bence akıllarını başlarına alsınlar. İzmir Marşı Türk gençliğinin geleceğe olan umudu, Atatürk'e olan sadakatidir. Keşke kendileri de biraz artık Atatürk'le olan sorunlarını bitirmiş, Atatürk'le ilgili hazımsızlıklarını ortadan kaldırmış olsalar diye düşünüyorum. Teşekkürler arkadaşlar. Çok sağ olun. Kemal Bey özür Tamam çok özür